Bazen ailenizde sorunlar olur. Kiminle konuşabilirsiniz? Burada üç aile yaşıyor. Burada üç aile görüyorsunuz. İlk ev, Case ve Maria ile oğullarının evleri. İkinci ev, Hamit ve üç çocuğunun evi. Üçüncü ev, Malik ve Sara ile oğulları ve kızlarının evleri. Genelde iyi gidiyor ama bazen bir sorun oluyor. Aileler birbirlerine yakın oturuyorlar. Çocukları genelde dışarıda birlikte oynuyorlar. Ebeveynler ve çocuklar sık sık parka gidiyorlar. Ebeveynler çocuklarıyla mutlular çocuklarının yaptığı her şeyden gurur duyuyorlar. Ama bazen tabii ki sorunlar oluyor. Maria ve Case'in çok parası yok. Maria bazen tüm gün koltukta oturuyor. Hayatının zor olduğunu düşünüyor. Maria ve kocası Case iş bulamıyorlar. Bu nedenle çok paraları yok. Borçları var. Sonuç olarak oğulları futbol kulübüne gidemiyor. Maria ve Case çok kavga yapıyorlar. Hamit ve oğlu tartışıyorlar. Hamit Hollanda'da çok uzun bir süredir yaşamıyor. Karısı geçen yıl hayatını kaybetti. Şimdi tek başına çocuklara bakmak zorunda. Oğlu çok sinirli. Sonra Hamit ile tartışıyor. Hamit'in oğlu sıklıkla okulu asıyor. Bazen geceleri eve geç geliyor. Hamit, oğlunun çok fazla alkol aldığından veya uyuşturucu kullandığından endişeleniyor. Sarah çok yalnız ve çok alkol alıyor. Sarah çok fazla şarap içiyor. Genelde korkuyor ve neredeyse hiçbir zaman dışarı çıkmıyor. Genelde alkol nedeniyle hasta oluyor. Bu da onu daha da korkutuyor. Bazen çocuklarla iyi ilgilenemiyor. Kocası Malik iki işte çalışıyor. Gündüz birinde ve gece diğerinde. Genelde evde olmuyor. Ebeveynler kiminle konuşabilirler? Bir gün ebeveynler bir yazı alır. Yazı da Ebeveynlerin ve bakımla ilgilenenlerin yardım alabilecekleri yazmaktadır. Örneğin, borçları varsa veya bir çocuk yanlış insanlarla vakit geçiriyorsa veya bir çocuk uyuşturucu kullanıyorsa veya diğer sorunlarla ilgili. Yazıda kuruluşun adı ve adresi yer almaktadır. Kuruluşa gidebilirsiniz veya arayarak Randevu alabilirsiniz. Case ve Maria borçları hakkında konuşmak istiyorlar. Case ve Maria yazı okuyorlar. Artık borçları ile ilgili ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kendi başlarına dolduramadıkları birçok form var. Birilerinin bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğini umuyorlar kuruluştan bir randevu alıyorlar. Hamit, oğlu hakkında konuşmak istiyor. Hamit yazıyı okuyor. Hollanda'da danışmanlarla konuşabileceğinizi biliyor. Onun doğduğu ülkede sorunlarınız varsa yalnızca ailenizle konuşabilirsiniz. Hamit, oğlunun evden kaçacağından korkuyor. Bunun olmasını istemiyor. Danışmanlarla konuşmak istiyor. Ve telefon ederek bir randevu alıyor. Sarah alkol sorunu hakkında konuşmak istiyor. Sarah da yazıyor okuyor. Çocukları için en iyisini istiyor. Yeniden iyi bir anne olmak istiyor. Ve yeniden dışarı çıkmak, çocukları parka götürmek istiyor. Şarap içmeyi bırakmak istiyor. Sara Malik'le konuşuyor. Malik bir gün izin alıyor. Kuruluştan bir kişi konuşmak için evlerine geliyor. Siz de biriyle konuşmak ister misiniz? Yakınlarınızda ebeveynlere tavsiyeler veren kuruluşlar arayın. Örneğin bir semt ekibi, topluluk merkezi veya gençlik ve aile merkezi gibi. Buradan bir randevu alabilirsiniz. Siz de biriyle konuşmak ister misiniz? YouTube bağlantılı olan mektuba bakın. Orada isim, adres ve telefon numarası görebilirsiniz. Oradan randevu alabilirsiniz.